أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ صَدَقُ اللّٰهُ الرَّحِيمُ Cennet bahsi. Cennet bahsi, tabi cennet, he? Cennet güzel bir mevzu da. Gönlümüz her kesime bir şey yapmak ister. Hala bu mevzu tabi başlı başına büyük bir mevzu. Ben oradan seçeceğim. Keşke bunu da okul edilsek ama. Mesela ben size sorayım o zaman. Tercih size yaptırıyorum. Şimdi üç tane soru var. Şey, çok soru var da ben üç tanesini şey yapayım. Hangisini okuyayım? Bak, okuyorum soruyu. Ona göre. Reyinizi kullanın. Birinci sual. Kusurlu, noksaniyetli, mütegayir, kararsız, elemli cismaniyetin ebediyetle ve cennetle ne alakası var? Madem ruhun âli lezzayizi vardır, ona kâfidir. Lezzayizi cismani için bir haşr-ı cismani neden icap ediyor? İki, bu biraz ilmi tabii. Cisim eğer hayatı olsa, eczai bedeni daima terkip ve tahlildedir. İnkıraza mahkumdur. Ebediyete mazhar olamaz. Ek ve şub, yeme ve içme ve bekay şahsi ve muamele-i zevci ise, yani hurilerin verilmesi, efendim, ailevi münasebetler ise niçindir? Bekay nevi içindir. Yani neslin devamı içindir. Şu alemde, yani cennette, yani şu dünya aleminde birer esas olmuş. Yani neslin devam etmesi için Cenab-ı Hak böyle bir adeti koymuş, bunu yapsınlar diye, böyle bir hayata, külfete girsinler diye küçük bir şekerleme vermiş, lezzet. O lezzet olmazsa hiç kimse bu külfete girmez. Nesilde durur. Devam ediyor soru. Alem-i ebediyette, cennette ise ve alem-i uhrevide şunlara ihtiyaç yoktur. Orada niçin evlenme var, nesil yok ki? Orada ölüm yok ki, niye yemek var? Neden cennetin en büyük lezzayizi sırasına geçmişler? Yeme, içme, barınma ve cinsiyet. Ondan sonra öteki soruyu okuyayım. El-mer-u me'men ehebbe. Dost dostuyla cennette beraber bulunacaktır. Halbuki basit bir bedeli bir dakikada sohbet-i nebeviyede lillah için bir muhabbet peyda eder. O muhabbetle cennette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunması lazım geliyor. Sen de seviyorsan onunla beraber olacaksın. Halbuki soru o, gayr-ı tenayi feyze mazhar olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın feyzi bir basit bedevi feyziyle nasıl birleşir? Yani onun feyziyle onun nasıl olacak da beraber olacaklar? Beraber olmak ne demek? Başka bir soru. Hadiste denilmiş ki, hadiste, huriler 70 hulleyi giydikleri halde, 70 tane hulle giydikleri halde, bacaklarının kemiklerindeki ilikler görünüyor. Bu ne demektir, ne manası var, nasıl bir güzelliktir? 70 tane böyle, bir kumaş, bir kumaşla, bir kumaş, bir kumaşla, 70. Ama kemiğin içindeki ilik gözükecek. Bu nasıl bir şeydir? Başka? Ehadis-i şerifte denilmiştir ki bazı ehli cennete dünya kadar bir yer veriliyor. Yüz binler kasır, yüz binler huri ihsan ediliyor. Bir tek adama bu kadar şeylerin ne lüzumu var, ne ihtiyacı var, ne olabilir ve ne demektir? Şey, nasıl olabilir ve ne demektir? Tabi soruları unuttunuz. 5 tane yok.
Hangisini okuyayım? Neden yerin içimde aynı düğünlük? İkinci yok abi. İki abi. İki mi? Neden içim yerin içimde? Çünkü içim. Bu abi son zamanlar... Ne dedi? Sebep sen mi diyorsun? Evet. Ne dedi? Sen iki mi dedin? İki. He. O dördüncüyle beşinciye de ışık tutacak sanki o. He. Başka iki bir diğer bir tanesi var değil mi? Ha. Siz de diyelim yani en kolay nasıl diyelim? Böyle sorun duymamıştım. Ne bölüm sevdim seni. Cennete nasıl girebiliriz? Allah nasip edersin Muhammed. Başka şey var mı? İki. O da iki okuyor. Ha? Birinde güzel, ikiye girsin. Birincisi ağır alır. Yani bayağı oturup çok ağır. Ağır derken bazı kanuniyetleri zikredeyim sana. Ağır bekliyorum. O zaman iki okuyor. İki bir zaten. Sual. Bir de okuyorum soruyu. Devam. Cisim. Cesim. Eğer hayatı olsa etsai bedeni daima terkip ve tahlildedir. Devamlı değişiyor. Terkip ve tahlil. Yiyoruz. Bozuluyor. Sual daha. Ebediyete mazhar olamaz bu ceset. Ebediyete mazhar olamaz. Tek ve şu, yani yeme ve içme bekay şahsi, yani şahsın bekası için. Yeme içme için. Ama bunu yapsın diye Allah lezzet koymuş. Yoksa ki pek yemek yemezdik. Unuturduk ve ölürdük. Aa adam öldü, açlıktan öldü. Şimdi öyle değil. Yani açlık duygusu var, bir de lezzet var, zevk yemekte. Muamele-i zevci ise, muamele-i zevciye, bekay-i nevi içindir. Yani karı koca münasebetleri, nevi devamı içindir. Soyun devam etmesi. Şu alemde birer esastır bunlar. Yani kaçınılmaz bunlar, bu dünyada böyle. Peki diyor, alem ebediyette, ebedi alemde ve alem-i uhrevide şunlara ihtiyaç yoktur. Yani ölüm yok ki yeme içme olsun. Nesil çoğalma yok ki evlenme olsun. Peki böyle olmadığı halde niçin en büyük lezzetler sırasına bunlar geçmiş? Neden cennetin en büyük lezzeti sırasına geçmişler? Her cevap evvela şu alemde cismisi hayatın inkıraza ve mette mahkumiyeti ise varidat ve masrafın muvazenesizliğindendir. Nasıl oluyor? Çocukluktan sinni kemale kadar varidat çoktur. Ondan sonra masraf ziyadeleşir. Muvazene bozulur, o da ölür. İnsan niye ölür? Sebep dünyasında. Ömür başkadır, ecel başkadır. Şimdi bulu çağına kadar bir insan geliri çok olur çocuğun. Gelir çok, harcama yok. Bulu çağından sonra harcama çok olduğundan vücut bu sefer dengesi gelir gidere denk gelmediğinde vücut çöküyor. Yani bu giderle vücut çökmekle beraber bir de kanuniyetini zikredeceğim size. Aklınıza sığmıyorum ama çok lazım olacak size, lazım oluyor. Gider çok olursa ceset çöktüğü gibi ruhsal olarak depresyonun en büyük sebeplerinden bir tanesi de budur. Menfi medeniyet, asr-ı hazır, ahir zaman fitnesi o boşluğu tamamlamak adına insanlar hissetmesin diye eczanelerde satılan ilaçla sünni bir imalat yapılıyor ama ruhsal çöküntüye sebebiyet veriyor. Ruhsal çöküntüye sebebiyet veren bir insanın sıkıntısı, depresyonu ve menfi ruhlara, habis ruhlara ve cinlere zemin hazırlıyor. Evet, biyolojik ihtiyacı güya tatmin ediyor gibi zannediliyor ama psikoloji çöküntünün en büyük sebeplerinden bir tanesi de budur. Üstad Hazretleri 24. Lema'da ve Kalı Mesnevi Nuriye Nota'da fıtri ihtiyaç ayda birdir diyor. Evliler için diyor. Fıtri bir ihtiyaç. Fıtri.
kendisiyle. Ayna birdir. Açık sıçıklık çoğaldı bu asırda, gayrimeşru haram bir yolla akılan o malzemeden vücutta doğan zafir ruha sirayet ediyor ve ruh depresyona giriyor. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de budur. Vasıf sıkıntısı çok önemli. Burada da diyor ki bak, hayata giren çok bulu çağına kadar. Fakat masraf az. Güçleniyor, büyüyor. Dikkat ederseniz çok ilginçtir. Bulu çağına kadar Kur'an ezberliyor. Bulu çağından sonra ezberleme şöyle dursun, varıp koruyamıyor. Ne oluyor ki? Aynı adam. Hemen birkaç ay sonra yani. Değil mi? Bulu çağına giriyor, kaldırıp bakıyoruz ki silinmeye başladı. Değil mi arkadaşlar? Varı koruyamıyoruz. Bunun için çok rastlıyorum yani. Benim işim bu olduğu için yani. Hocam diyor ya, kağıdı unutkanı çok acayip bir şey dedi ya. Unutmayayım diye kağıdı yazıyorum, kağıdı da unutuyorum. Başka bir soru susuyor. Ne var hocam dedi, onda ne var dedi. Ona şimdi konuşsam, ya doğru konuş ya sus var dedi. Doğruyu konuşsam ona dokunacak biraz sonra. Ne cevap vereceğimi bilmiyor ya. Ya şey yapsan, tevil etse bana yazık, beni yazık olmaz. Sonra sor. Yok yok dedi kardeşim, onu izah etti ya. Bu iyi dedim seni zaten. Bir baktım, ben izah edeceğim kafa aşağıya. Ne yapayım sen istedim. Öyle arkadaşlar. Televizyonda sizi berbat etmiş. Neden hocam dedi? Bu kanunu. Hani onu anlatmadınız. Siz anlatamazsınız. Ya doğru konuşacağım, ya susacağım. Ahirlerden bahsedeceğim. Evet, devam edelim. Mesela bir de bakar dersi yapacağız, onu unutma ya. Öyle. Evet, bakar dersi. Yapalım arkadaşlar. Bir de Allah Allah. Ben hemen düğmeye bastım, çok ondan da etkileniyor hocam. Kur'an böyle şey denince bir mevzusu böyle acayip oluyor yani böyle neye bakar demiş, bakardaki o bir ayet, bir ayet. Neyse. Âlin ebediyette ise zerrat-i cisim sabit kalıp terkip ve tahlile maruz değil veya mübazene sabit kalır. Ahirette sabit, giren çıkan sabit. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yiyen insan ağaç gibi, insan koku ve ter olarak dışarıya çıkacak. Mis gibi değildir o koku, daha acayip. Yani yediğiniz o şekilde harcanacak. Giren çıkanlar dengeye olduğu için çökme yok vücutta, ölüm onun için yoktur. Haşiye, şu dünyada cismi insani, yani insan cismi ve hayvanın zerrat için diğer bir misafirhane, bir kışla, bir mektep hükmündedir ki camit zerreler ona girerler, hayatlar olan alim ve bekaya zerrat olmak için liyakat kesmederler, çıkarlar. İbadet Resulü. Ahirette ise inne darel ahirete lehiyel hayvan sırınca nur hayat orada andır. Yani ahiret bütünüyle hayatlar ve canlıdır. Yani bu dünyada şeyler, topraklar da hayattan yaratılmıştır. Ama mesela şuralar, şey tahta, hayata yaratılmıştır. Bir ders yapmıştık siz hatırlarsınız. Kainatın bütün her şeyi hayattan yaratılmış ama hayatın mertebesi var. Her düşme mertebesi bu. Sonra bitki mertebesi, his takılmış. Sonra hayvan ve insana ruh takılmış, insana akıl melekesi takılmış vesaire. Şimdi ahirette ise güneş yoktur. Çünkü gölge olur mesela. Ha burada bu tarafta bir şey olunca bak gölge. Ahirette gölge yoktur. Her şey nur ve nuranidir. Canlıdır, şuurludur. Yapınca gelir. Hatta bakışından anlar. Madde, oranın malzemesi. Şuurludur. Oranın alemi gaybın zaten malzemesi, altyapısı şuurdan yaratılmıştır.
Alemi şehadet hayata yaratılmıştır. Bunu külliyattan buldu. Bir daha söylüyorum. Alemi şehadet hayata yaratılmıştır. Hayat malzemesinden yaratılmıştır. Hayatın bir özü olan şuur ve his ahirette ki malzeme odur. Esir değildir Hüseyin abi. Şuur ve his diye onu daha önce cennetin esirden olduğunu biliyordu. Şuur ve his. Çünkü şuur malzemesi esir insanın o meylini ve arzusunu hissedemez. Hissetme var orada. Seni tanıma var. Seni yer tanıyacak, bilecek. Zaman var mı peki zaman? Var. Ama bizim bildiğimiz gibi değil. Çünkü niçin, nereden biliyoruz? Perşembe günü, pazartesi Adem Aleyhisselam'a bütün peygamberler toplanıp ziyarete gidilecek. Perşembe günü diyor Peygamber Aleyhisselam, bana gidilecek. Cuma günü Allah'a gideceğiz diyor. Yani Allah'ı görmeye gideceğiz. Bütün peygamberler, asfiyalar, mücedditler, müfessirler, mümin ve müminat derecesine göre Resulullah'a gidiyor. O merkezde toplanılıyordu. Peygamber Aleyhisselam hadisi zaten fikir beşer oraya gidemez yani. O ne söylüyorsa oradan ancak kalır. O gittiğinde. Ondan sonra Allah'a cuma günü. Evet, o zaman nispet var. Pazartesi var. Perşembe var. Çarşamba, çarşamba, şu peygamber, şu peygamber deniyor. Cuma günü. Dendiğine göre ahirette zaman vardır. Çünkü günaha kadar yanacak diyor. Tekrar dönecek. Demek nispet var. Yani bir zaman birimi var. Ama bizim bildiğimiz gibi değildir. Mesela zaman birimi adına şöyle bir hafızamız açalım diye söylüyorum. Dünyada bir elmayı koparttın. Kaç ay sonra o aynı ağaca meyve olur o dala? Bir sene sonra. Ağaçladı diyor. Ağaç düşürür. Koparttı meyveyi. Bir sene sonra meyve olur oraya. Aynı yere. Dünyanın hızını iki katına çıkarsan koparttın ağaçtaki meyve kaç ay sonra tekrar meyve olur? Dünyanın hızını iki katına çıkarttın. 6 ay. Peki dünyanın hızını 3 katına çıkarsak? 3 ay. 4 ay. 4 katına çıkarsan? 3 ay. Dünyanın hızını 12 katına çıkarsan? 1 ay. 24'e çıkarsan koparttığın anda oluyor. Yani koparttığın, yani orada hız anıydır. Yani yediğin tel gibi çıktı bak. Hemen oluyor. İşte bakın bu dünyada da mümkündür o. Elmayı koparttın. Tekrar elma olabilmesi için dünyanın hızı 24 katına çıkarsa hemen olur. Orada bak ayet diyor ki 24. surenin 64. ayetinde inne darel ahireti lehiyel hayvan. Ahireti lehiyel hayvan. Ahirette bütün her şey hayatlıdır. Sırınca nuru hayat orada andır. Nuru hayat. Hayat nuru. Hayat. Hayatın nuru. Bir hayat var bir de hayatın nuru var. Hayatın nuru olunca daha öz. Şuur deniz. Nurlanmak için o seyir-i seferlere ve o talimat ve talime lüzum yoktur. Zerreler demirbaş olarak sabit kalabilirler. Şimdi bu dünyada vücut nedir? Dedi yukarıda. Kışla gibi, mektep gibi. Hani kışla mektebe acemi gelir, eğitim yapar gider. Bu ceset de böyle. Mesela makarna yedim, cansız, şuursuz. Vücudumda girdi kışla ve mektep gibi vazifeyi yapıyor. Hatta bazı zerreler esasat teşkil ediyor vücutta. Acb-ı senebe mal oluyor. Acb-ı senebe şu. 29. sözde geçiyor da. Açmıyorum uzun olmasın diye. Dağıtmamak adına. Ağacın çekirdeği. Ve çekirdeğin içinde de dikkat ederseniz kesin kurma çekirdeğinde daha çok belirgin. Kurma çekirdeğini kesin böyle. İçinde böyle bir filiz gibi bir yaprak gibi yeşil bir şey göreceksiniz. Onun içindedir o. Yani yumurtanın sarısı gibi. Oradaki kodlama. İnsanın da çekirdeği vardır diyor Peygamber Aleyhisselam. Büyük abdest yerinden 4 parmak yukarıda kemiğin içinde. Orada bir zerre var, zerre. İnsanın çekirdeğidir o. Buna da acbu zerre deniliyor. Şimdi bazı yediğimiz gıdalar oralara mal oluyor. Hep de nurlanıyor. Mesela yiyoruz
karaciğerde vazife yapıyor. Gidiyor beyine vazife yapıyor. Terakki ediyor. Gidiyor daha terakki ederek kalpte vazife yapıyor. Yani tırnağında vazife yapan zerre ile beyinde vazife yapan zerreler aynı nurlanmıyor. Askeriyedeki taksimul amal gibi. Demek ki bu dünyada insanın cesedi bir mektep ve bir kışla gibi zerreler nurlanıyor, hayatlanıyor. İnsanlık seviyesine çıkıyor. Hani bazen meyve yerken derslerinde ders bittikten sonra diyoruz ya, hadi arkadaşlar bunları tefsir edelim. Veya şöyle diyoruz, nurcu yapalım. Elmaları. Nasıl yapalım? Bu kışlaya, nurcu kışlasına girince o da nurcu oluyor. Yani onlarla nurculuk yapıyoruz yani. O zerreler, o da nurlanıyor. Yani normal değil ya. Mesela Ebu Cehil'in cesedinde vazife yapan zerre ile Peygamber Hazreti Selam'ın vazife yapan aynı değildir. Nurlanmıştır. Ruhuna uygun bir hal alıyor. Latifleşiyor o zerre. Miraca mazhar olur. Varidat ile masarif muvazenetlidir. Cennette gelir gider eşittir. Devri daim gibi cismi zihayat, terezzüzat için hayat-ı cismaniye tezgahını işlettirilmesiyle beraber ebedileşir. Ek ve şürk, yeme ve içme ve muamele-i zevciye, gerçi bu dünyada bir ihtiyaçtan gelir, bir vazifeye gider. Bir ihtiyaç hissedersin buna, yeme, içmeye, evlenmeye, cinsiyete. Bir vazife, bir ihtiyacın var ama neticede vazife yapmış oluyorsun. Allah sana böyle vazife yaptırmak için, yani din olarak farz kılmadı sana böyle. Evlenmek farzdır. Yemek yemek farzdır. Su içmek farzdır. Çoğumuz haram işte. Öyleyiz ya, inatlaşırız böyle. Ama bu sefer başka türlü farzdır. İhtiyaç koydu. Allah'ın ayeti ya, bir Kur'an ayeti var, bir de kainat Kur'an'ının ayeti var. İhtiyaç koydu sana, o farz oldu. İçme hadi. O farzı yerine getirme hadi bakalım. Yani bu şekilde farz. Vazifeye gidiyor. Fakat o vazifeye bir ücret-i maceri olarak o sana dünyadaki bu işi yaptırmak, bu vazifeyi, bu neticeyi, bu külfeti yüklenmek için bir şekerleme veriyor sana. Adam bu şekilde, hani zikirde de öyle, tarikatta da öyle. Zikrediyor adam binlerce böyle. Yoruldu da gece. Bu sefer Allah bir hal veriyor böyle. Bir şey veriyor, bir tuhaflık veriyor. O bir şekerlemedi. Coşuyor adam sanki bütün böylesi yorgunluğu, sinirsel şeyleri sıfırlanıyor. Ondan sonra yeniden başlıyor. Şevk için yapıyor acaba. Yani demek ki bu dünyada da o lezzet denilen şey muacir ve o işi yaptırmak için peşin bir mükafat. Öyle mütenevi leziz lezzetler içinde işlerine bırakmıştır ki sahip lezzetleri tercih ediyor. Yani dünyada hakikaten bütün lezzetleri sanki onda cem olmuş. İki, üç şeyde. Yemek, içme, cinsiyette. Madem bu dar elemde, bu elem yeri olan dünyada bu kadar acip ve ayrı ayrı lezzetlere medar et ve nikahtır. Elbette dar lezzet ve saadet olan cennette de lezzetler o kadar ulvi bir süre kalıp ve vazife-i dünyeviyenin uhrevi ücretini de. Peki dünyada böyle ise yeme ve cinsiyet ki Cenab-ı Hak bu dünya için diyor ki illa şu rahatı, la rahatı, dünya illa darı rahatı. Yani dünyada hayat yok, dünyada zor arama, dünyada sen lezzet arama. Ama bu lezzet değil yani. Bu vazifeyi götürmek için peşin bir şekerleme. Ha şimdi dünyada beklentin olmasın fazla ki rahat edesin mesela. Peki bu dünya lezzetleri olmadığı halde bu işi yaptırmak için bu lezzeti koymuşsa orada o iş yok, sırf o lezzet var. Lezzetin derecesini de şöyle anlayın. Şu elimi görüyor musunuz? Bunu görüyorsunuz. Bunu fazla görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Gölge. İşe anlatmak için bu misal vermiştim ama başka misal için. Şimdi bu cansızdır. Şuradaki. Bu canlıdır. Aradaki fark sonsuz. Canlı ile cansız arası sonsuz. Bu hisli duygulu, bu yok. Bu, şuna bakarak, bunu görmeyerek, kasabın, manavın, dildarın, dinsizin, beyazın, siyahın olduğu anlaşılır mı? Vesaire, yok. Arada fark var. Sonsuz fark var. İşte arkadaşlar, bu birinci vücut, bu onun gölgesi ikinci vücut. Arasındaki fark sonsuz. Şimdi bunu kaldırıyor. Buna
şunu esas alıyoruz. Bunun gölgesi olan şunu esas al. Bunun da gölgesi 3. Bu 1, 2, 3. Bununla bunun arasındaki mesafe sonsuzdu. Sonsuz fark var. Bununla da bunun arasında 3. vücut arasında sonsuz fark var. Sonsuz. 4 ile 3 ile 4 arasında da sonsuz ve 4 ile 5 arası sonsuz, 5, 6 sonsuz. 70 bin perde ileriyi düşün. O gittik 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 gittik, bu elde 70 bin ileri gittik, dünya. Lezzet, yeme, içme, cinsiyet, cinsellik. 70 bin geçmiş hali. Bildiğiniz lezzet. Aslına doğru git. Aklın alıyor. Anladık mı bunu bir ifade edebildim mi acaba? Lezzetlerin kaynağı Rahman ismidir. Bu dünya, o bir de Arapçada 7, 700, 7000 sayı çokluk simgesidir. Çokluk ifadesidir. 70 bin perde, 1, 2, 6 bin, 9 bin ne? 70 bin değil, daha çok demektir. En larakan azı bu. İşte 70 bin dahi olsa, gölgenin gölgesinin 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 gölgesi bu dünyadaki yeme, içme ve cinsiyet. Bu. Ve buna da Allah diyor ki lezzet değildir diyor. Rahat yeri değil, hayat yeri değil, burası hizmet yeri diyorsa buna. Buna ise cennete diyor ki işte hayat orasıdır ve Allah anlatıp anlatıp da bitiremediği, bitirmediği, müjde olarak tarif ettiği, tasvip ettiği cennet nasıldır? 70 bin geri git. En az. Gel böyle bir cennete gitme ha. En azından böyle kapıyı aralık da kafayı böyle bir sokakta bulan Allah Allah. Allah Allah. Mesela ben size desem ki. Bugün Eyyam-ı Biz günü. Yani Kameri ayların 13, 14, 15'inde Eyyam-ı Biyol denilir. Erkekler mutlaka tutması lazım. Farz falan tutmaması değil. En çok asabi oldukları gündür. Kadınlara tavsiye ediyor ki sabırlı ol. Çünkü erkeklerin 13, 14, 15 günleri çok asabiyet günü olduğu için oruç tutmaları tavsiye ediliyor. Şimdi desem ki ben size bu akşam size müjde ziyafet var, sofra. Nasıl düşünürsünüz soframı benim? Lan nasıl çorbası sofrası ne olur? Değil mi? Yukarıda ne yedik şimdi? Mercimek çorbası, değil mi? Haşa şey olmadı. Bakar. Bizim en lüküs bir şey de olsa yemeğimiz dershanede. Bir tane yanında bir yemek olur. Bizim ziyafet bu. Yani makarnanın, çorbanın yanında bir yemek olur. Sapra sapra dediğim iftar şey yaptık. Mercimek çorbası şey, bir şey anlatmak adına söyleyeceğim. Kullanacağım çünkü ben bunu. Benim soframı size müjde. Bu akşam iftar benden desem. Nasıl düşünürsünüz? Hasan'ın saltanatına göre düşünürsünüz. Ulan mercimekli makarnası var, çapçık bir yemeği var. Fazla senin iştahını açmaz. Fatih Sultan Mehmet dese ki, size müjde. Acayip ziyafet var. Ne dersiniz? Ulan iç kıtanız sahibinin adamın ziyafeti nasıl olur? Oh be aman yarabbim. Hayal ediyorsun şüphe Resulullah'ın. Bir de Allah diyor ki, ve beşiril lezine amin ve amiru saadet enne lehum cennet ila ahire ayet okudum ya. Müjdeler olsun diyor. Müjdeler olsun. Allah'ın müjdesi ve vaadi ve sofrası nasıl olur? Şu olur. Allah yer yakışır şekilde olur. Ben adam mercimek çorbası gibi düşünmesin değil mi? Allah'a, Allah nasıl bir şeyse, onun müjdesi ne bak öyle dedi ya, Allah Allah kurban olayım sana ya. وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا صَالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّةً تَجِمْ مِنْ تَعْكَ الْاَنْهَارِ Altın okuyor, nasıl bir şeyse altında neyler akıyor. Yani niye sakı zannetme, direklerindekine su akıyor. Neyi hayal ediyorsun cennet? Çöplüktür, cennet değildir, olamaz. Cennet de değildir. Çünkü ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşeri hutur etmiş cennet. Neyi hayal ediyorsanız değildir diyor. Ona bizim bildiğimiz neyi şey değil. Balda nehir, anladın şimdi ne bizim su, karadeniz mi şey mi gibi düşünüyor. Balda nehir diyor. Süt nehir, bizim süt bildiğimiz süt. Evet, o bizi bekliyor inşallah. Biz başka yere randevu vermedik. Kim nereye randevu verirse oraya gidecektir.
Allah'ın izniyle siz buraya geldiğinize göre randevunuz cennetedir. Allah'ın saltanatı da büyüktür. Okuyalım. Elbette dar lezzet ve saadet olan cennette o lezzetler. Yani madem dünyada böyle şeyler var ve oraya işaret ediyor, bu bizim lezzetler. Orada o kadar ulvi bir suret alıp o kadar acayip bir şey olacak ki Allah'ın methetmesi. Allah haşa mübarek eder mi? Tövbe. Allah'a yakışır bir kelamı. Allah'a ciddiye almıyoruz. Birisini anlattım ya. Allah'a ciddiye almıyoruz biz yani. Tehdidini ciddiye almıyoruz. Kadı almıyoruz. Fiile bu. Yani Allah tehdit ediyor ya. Namaz kıl diyor. Evet. Kadı almıyorsun işte. Allah bize bir şey gibi düşün. Ya bir şey olur be geçiştiririz. Ya sen Allah tehdidini ya Ahmet'in Mehmet'in tehdidine mi benziyor? Bak o lezzetler Allah'a yakışık tarzda methedilen bir şeyler o kadar ulvi bir suret alıp öyle acayip olacak ki o üç tane şey. Sonra ne yapar biliyor musun? Artı. Cennetteki lezzet artı. Vazife-i dünyevinin ulvi ücretini de o lezzete katarak Dünyada bir insan evlendi. 60 yaşına kadar yaşadı. Doğdu, öldü. Yeme, içme cinsiyetten ve ne türlü lezzetleriniz varsa hepsini bir topla. Her anınızı topla, 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 topla. Bir anda vücuda şimdi zerk edilse, yüklense, bu vücut ne olur şu anda? Yanar. Elemini de düşün, elemini. Doğdun öldün. Çektiğin moral bozukluğu, sıkıntısı, can sıkıntısı, depresyon, kötü haberler vesaire. Buhran bunalımlar enes. Bunlar toplansa bir anda yüklense sana ne olur? Yana. Ha. Bak şimdi, cennette yeme, içme ve cinsiyet acayip bir hal alacak dedi. Artı dünyada almış olduğum bütün lezzetlerin toplamı da KDV katlanacak ona. Ek olacak bir anda. O anda olacak. Allah Allah. Geldi gitme yarabbim ya. Lazım bir yarabbim. Biliyorsun ben cennetsiz yapamam. Ne olmuş yani? Gitmem lazım diyor. Şimdi öyle. Şimdi acayip bir şey bak. Vazife-i dünyevinin ulvi ücretini de ona da katarak, lezzet olarak ona katarak ve dünyevi ihtiyacı dahi uğradığı bir hoş işler suretini ilave ederek bir de dünyadan gelen bir hoş iştiha var. Yani mesela şu ne demek istiyorum? Bir lezzetin kendisi var. Bir de lezzete götürürken, lezzeti talep ederken, lezzete giderken iştiha. O da katılacak. Bu iştihanı parantez açıyoruz. Bazılarına işte. Bu iştihasını ahirette tehir edip namusun izzetini koruma adına ki bunun tek yegane ancak müsaadesi şey olarak verilmiş. Dine hizmet. Yani vakıflar. Bu dünyevi ihtiyacını ve iştiyakını da din için terk etmişse artı olarak o ihtiyaç da onlara eklenecek. Öyle geçiyor. Süre ilave edilerek cennete layık ve ebediyete münasip en cami hayatlar bir madeni lezzet olur. Evet. وَمَا هَذِي الْحَيَاتَ الدُّنْيَا اِلَى لَهْوٌ وَلَائِبٌ وَاِنَّ دَارُ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيْوَانِ Sırınca şu dar dünyada cami, şuursuz, hayatsız maddeler, dünyada cansız, şuursuz, hayatsız maddeler, orada şuurlu hayatlardırlar. Şuurlu, o cennettekiler şuurludur. Maddeler, buradaki hangi maddeler orada öyledir? Buradaki camit, şuursuz, hayatsız maddeler, orada şuurludurlar, şuur. Bu dünya hayata yaratılmış, cennet şuur ve hisle yaratılmış. O ne demektir diye şey yapalım. Allah'ın dışında yaratılan bütün her şey, arş-ı azam, kürs, cennet, cehennem, domuz, yılan, alem-i gayb, alem-i hepsini makineye koyup, lamaları siktiren şey yapıyorsunuz.
Hadi be koyun, özünü alın. Çıkacak şey nedir? Hayat. Hayat. Aferin. Hayatı da koyduk makineye. Özünü alıyoruz. Özünü aldık, aldık, aldık. Ne çıktı? Ha, şuur ve his. Çok güzel. Şuur ve hisi de koyduk makine. Ne çıktı? Akıl. Aklı da koyduk böyle, özünü aldık. Ne çıktı? Ruh. Onun da özü alınmıyor. Çünkü asap mahluk olur, mahluk değil mi? Onun da aslı cevheri nedir? Ruhun? Ele. Mahluk değil. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu dünya cansız, şuursuz, hayatsız maddeler, orada hayatlı, şuurludur. Ve işaretle de anladıkları için akıllıdır diyor. Akıl melekesi verilmiştir. Ama teklif seviyesinde değil. Mesela kedi. Bir tercihtir bakın. Gider ciğeri taşa göre tercih eder. Gitti taş yemez, değil mi? Ciğeri tercih eder. Yani o da bir tercihtir. O da bir iradedir. Ama 24. sözde şöyle geçiyor. İmtihana girmeyecek kadar iradeleri vardır. Hatırladınız mı? Hayvanların iradeye, yani şeye girmeyecek kadar, imtihana girmeyecek kadar şeyleri vardır, iradeleri vardır. Sayfa 352 sözlerde hayvanlardır. Orada diyor ki, işte uzun ben bir mana naklediyorum size. Bir de 352 dedik ha orada, iradeleri vardır. Şimdi oradaki cennetteki zemin ha malzeme şu an ifleks yerine, hayatlı, şuurlu, hisli ve akıllıdır. Ruh seviyesinde olanlar oraya girenlerdir. Ruh şeyle başlıyor, hayvanlarla başlıyor. Hatta Peygamber Aleyhisselatü'nün hadisi var, Risale'de de geçiyor ya, işaret edeceğiz daha. Onun için getirdim ama uzun olur diye şey yapmam. Diyor ki, buradaki insanlar gibi orada hayvanlar. Buradaki hayvanlar, oradaki bitkiler olacak seviyesi. Zemin o. Şu dar dünya, cami, şuursuz ve hayatsız maddeler, orada şuurlu hayatlardırlar. Buradaki, burada varmış, acele ettik. Kusura bakma Mustafa, özür dilerim. Buradaki insanlar gibi, orada da ağaçlar. Tabi bak, buradaki sana hayvan demiştik, eksik olmuştuk. Buradaki insanlar gibi, orada da ağaçlar. Yani burada insan nasıl? Oradaki ağaçlar öyle olacak. Buradaki hayvanlar gibi, oradaki taşlar. Oradaki ağaçlar insanlar gibi olacak. Canlı, şuurlu. Sen nasılsan öyle olacak. Şu dünyada nasılsan öyle olacaksın. İşte öyle olacak ağaç. Dünyadaki de, dünyadaki hayvanlar, hayvanlık nasılsa, hayvan. Oradaki taşlar öyle olacak. Emri anlar ve yapar diyor. Emri anlar ve yapar. Anlar. Akıl. Sen bir ağaca desen, filan meyveyi bana getir. Getirir. Sen bu dünyada sen alıyorsun. Ağaca desen kendisi. Veya işaret. Hep getirir. Filan ağaca desen, gel, gelir. Nüminesini zaten dünyada Peygamber Aleyhisselatü'nün mucize olarak yapmış. İnsanlar bunun benzerini yapmış. Kumanda ile, uzaktan kumanda ile arabayı, uçağı uçuruyor. Madem taş, ağaç bu derece ulvi bir süret alıyorlar, taş, ağaçlar ulvi bir süret alıyorlar, elbette ek ve şurp ve nikah dahi, yeme, içme ve evlenmek dahi, hakikati cismaniyelerini muhafaza etmekle beraber, cennetin dünya fevkindeki derecesi nispetinde dünyevi derecelerinden o derece yüksek bir süret almaları iktiza eder. Acayip bir şey. Hatta huriler o kadar güzel olacaktır ki diyor. Yani mertebe şudur. Taş toprak dediğimiz işte dünyadaki hayvanlar gibi. İkinci yüksekliği bitkiler.
Üçüncüsü, malum hizmetçiler var orada. Hizmetçiler var. Kuli ve gılmanlar var. Onlardan üstündür Müslüman cinler. Hak kazanan cinler. Onlardan üstündür Müslüman hanımlar. Dünyadaki. Onlardan üstündür Müslüman erkekler. Adalet ilahi, kadın bu dünyada sevilendir, erkek sevendir. Cennette ise erkek sevilendir, kadın severdir. Şimdi şöyle bir sorular geliyor tabii. Daha çok hanımlardan geliyor. Çaktırmadan neyi falan. Yani erkeklere huri veriliyor da yani kadınlar yani erkeklere huri verilmesi kadınlara yani nedir gırman mı deniliyor? Gırman da diğer öyle madde var da yani erkeğe dünyadan giden hanımlara artı huri veriliyor. Kadınlara göre. Kadınlar cennette gene daha bizden üstün istifade edeceklerdir. Nasıl edeceklerdir? En güzel kimdir cennette? Erkekler. Değil mi bak? Biraz sıralamıştım. En güzel erkektir. Çünkü dünyada kadın güzeldi. Erkek seviyordu. Kadın sevilendi. Cennette ise erkek sevilen, kadın seven olacak. En güzel cenneti kim? Erkekler. Sonra dünyada giden Müslüman hanımlar. Sonra işte Müslüman cinler. Sonra efendim huri ve gılmanlar. Tamam. Şimdi dünyada cennetteki erkeğe kendisinden daha çirkin olan huri veriliyor erkeğe. Ve kendisinden daha çirkin olan kadın veriliyor. Dikkat ettiniz mi? Kendisinin altına alıyor erkek. Ama dünyadan giden hanım kendisinden daha güzelini alıyor. Sen senin gibi takoz birisiyle evlenir misin? Bak daha güzelle evleniyorsun. Dünyada öyle değil mi? Ha cennete gene bak hanımlar daha karlı çıkıyor. Kendisinden daha güzelini alıyor. Anladık mı şimdi? Adaleti de şey yapmış. Sen daha kendisinden daha aşağıya alıyorsun. Onu aldığından dolayı KDV olarak hani var ya şunu alırsan trende satıyorlar. Şu beş tane kalem yanında da şu, yanında da şu, yanında da şu. Sen kendinden bir alt alıyorsan, erkeğini koruyor Allah. Seni altına alıyorsun. Alt daha güzeli olan. Senin daha basit olan dünyadaki hanımı alıyorsun. Ama trende sattıkları gibi hadi huriyi de koy da denk olsun. Denk oluyorsun zaten. Huri artı dünyevi kadın eşitlik erkeğin seviyesine geliyor. Kadın ise direkt cennete uygun Allah'lık hakikatının en acayip bir şekilde tezahür ettiği erkeğe o sahip oluyor. O zaman kendisinin daha güzel olduğu için adalet tamamlanmış oluyor. Birbirlerine veriliyorlar mı? He? Birbirlerine karar hocam. He. Ha veriliyor mu? Çok güzel soru. Arkadaşlar mevzuyla alakalı sorabilirsiniz. Ama bu mevzuyla da cenazeyi kaybedebilir misin sormayın. Çünkü daha dün cenaze gördüm. Soru cevap vereyim. Dünyadaki karı kocalar beraber evlenebiliyorlar mı diyor. İşaretleyeceğiz o diyor. Evet ama makamları bir olmak şartıyla. Dikkat edin burada. Burada bir hata yapılıyor. Makamları bir deniliyor. Sevapları bir denilmiyor. Sevap niçin? Kadın 15 gün ibadet yapamaz. O zaman erken ibadetini yaşayamaz. O zaman onun hemen devreye niyeti giriyor. Kocasına, dinine, diyanetine sahip çıkarsa kadın, taraflar olursa erkeğin ameline yetişiyor. Cennette girse hanım, kocası da başka bir makamda olsa ona bile gidiyor. Yani karı kocalık oluyor ama dünyadaki kaportası çözülmüş gibi değil. Cennete uygun bir şekilde veriliyor. Dünyadaki işte onu demek istemiyordum ama o ki sordum. Dünyada hayat boyu alınmış olan lezzet o kadınla beraber karı koca iken kademe olarak cennete uygun bir halle de ayrıca alınıyor. Ama dikkat et, ömür boyu alınan lezzet bir anda veriliyor orada. Kademesi olarak. Bu da yanında, bu da yanında değil mi? Bir anda düşünebiliyor musunuz? Yani dünyadaki ömrünün toplamı aslında cennet de ek. Cennet bambaşka bir şey. Nasıl bir şeyse.
Allah yardımcımız olsun, orada neler yapacağız değil mi? Ne kadar güzel memleket olacak. Şimdi isterseniz, ne kadar oldu? 45. 45. O zaman sorunuzu alayım, sorularınız varsa veya bu şeyi okuyayım isterseniz. Bacaklarındaki ilikleri gözüküyor. Kulle ilikleri. Ama bu sefer uzak olur. Şunu okuyayım o zaman. Dost dostuyla beraberdir. Hemen yapsak o da uzun. 45 dakika o zaman 70. Şuradan bir şey de okuyayım keseyim. 45. Nikah ise, evet, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki. Yani kadın cinsiyet değildir ha, ondan üstündür kalbi. Cinsiyet hiçbir şey değildir. Kalp, muhabbet. Aşk cinsiyet değildir. Aşk kalptir. Aşık olan yoktur ha dünyada da kimse. Aşık olan ancak Mevlana'dır. Aşk ne demek biliyor musunuz? Benliğini yok edendir. Şimdikiler sevgidir ve menfaatlaşmadır. Ondan istifade cihetini düşünün. Aşık olan yoktur. Aşk benliğini, kendiliğini, yapını yok ediyor. Nerede o? Aşkı ilahi değil mi? Ya. Her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve lezzetli birbirinin ortak gam ve kederli şeylerde de hep birine muavin ve yardımcı olsunlar. Dünyada hakikaten öyle. İnsanın en yakın dost hanımıdır. Veya hanımın da kocasıdır. Bu dünyada bak ne yapıyorlar? Bir araya geldikleri zaman dertleri beraber konuşuyorlar, rahatlatıyorlar. Değil mi birbirine teslim? Yani o kadar kalbi, bu kadar nasıl bir kalbi varsa şöyle diyeyim hanımın. Seninle arkadaşlar en yakını kimdir? Baban mı? Babam veya kardeşim. Kaç saat seninle durur? Sana kaç kişi kıkarlat eder? Sana da etmez. Kaç saat? Benim kardeşim kaç saat ben ötürüm? O hanım ömür boyu seninle yaşıyor. Şu latif kalbe bak. Seni ve benim gibi takos adama kanaat eden nasıl Cenab-ı Hak böyle sabır vermiş ya? Ben kendim için söylüyorum babamla. Oğlum derdi. Bir iki saat evde durun. Sen dersi gitmeyecek misin? Bu burada ki. Çünkü bu bazı şeylere karışıyorum. Baba olmaz ya falan. Veya işte o zaman da gençsin. Oğlum sen derse git derse. Şimdi bekliyorlar seni hadi. Allah razı olsun. Şimdi bu senelerden beri senin dertlerine, kederlerine ortak oluyor. Nasıl bir samimiyet hal vermiş. Onun için rolları değiştirirsen mahvolur. Aile çöker işte. İngilizler onu çökmeye çalıştırıyorlar. Aileyi çöker. Sokağa kadın çıktı mı roller değişti demektir. Alışverişe kadını gönderdiniz mi Allah derdinizi verdi, başladı. Hele hele kadın çalışıyorsa sen varsan ben de varım der. Huzur kalmaz. Dedi ki bir tanesi, şeriat gelse dedi nasıl olacak? Bankalar ne olacak? Bu işsizlik nasıl olacak? Çok kolay. Bankalara kâr ve zarar ortak yaptığını, kâr ve zarar daha banka faiz kattı. İşsizlik nasıl olacak? Kadınlar herkes evinde, bütün erkekler işe, evlenmeye birkaç defa da müsaade etti mi? Aha, işsizlik de kattı. Kadınlar yerine erkeğe gitse, kadınlar da evine otursa, çok kadın geliyorsa, 2-3 müsait ekonomisi iyiyse, onunla da evlense, 2 tane, 3 tane evlilik olsa, işte işsizlik de bitti, ahlaksızlık da bitti. Bu kadar kolay. Kadınlar yuvalarına dönse, evine dönse bitti. Aylaksızlıkla bitti, sahtekarlıkla bitti, her şey. Evet, bir işte mutahil kalan veya bir şeye dalarak tefekkür eden adam velev zihnen olsun ister ki birisi gelsin kendisiyle o hayreti, o tefekkürü paylaşsın. Kalplerin en latifi ve en şefiki kısmı saniyle tabir edilen kadın kalbi. Kadın.
Yani kadının lafı bir kadın kalbidir. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hadislerinde, Huri diyor, Huri'nin cemalini anlatıyor. Bak sıraya koyduk ya cennete. Huri diyor, cemal anlatılamaz ama benzetme yapayım diyor. Diyor ki, Huri'nin bir tek tütüğü gelse diyor, damlası kainata, kainata, bütün acı sular tatlılaşıyor diyor. Saçının bir kılı gözükse diyor, kainat karanlığa inkılap eder. Yani nurundan dolayı, gözle görmezmiş böyle. Şöyle düşünün, fotoğraf çekiyorlar seni, fotoğrafçı da. İşine şiddetiyle bakamıyorsun. Ben birkaç dakika sabredin, çekiyorum. Ondan sonra oh be diyorsun. O ışık şiddetini 100 katına çıkarsan göz görür mü? Bakar. Görmez. İşte huri o kadar nur ve nurani ki, kılının bir parçası gelse, gözün görme kabiliyeti felç oluyor. Dolayısıyla karanlığa inkılap ediyor, nur karanlığı. Böyle bir şey. Diğer güzellikler anlatılamıyor. Ya Resulallah, dünyadaki kadını anlat deyince anlatılamamış. Yani ondan daha aşağıya anlatılıp bazı sıfatlarıyla yukarıya intikal et. Böyle bir şey bekliyor sizi. Ve bu kadar Allah'ın vaadini, Allah'ın iltifatını, Allah anlatıp da cennette bitiremediği ve mükafat olarak müjdelediği bir şeye gitmek istemeyiz mi? Peki, böyle bir nimeti, basit böyle geçici, lezzet olmadığı halde, nefis aldatması denilen şu 2-3 tane şeyi, tiryakilimizi terk etmeye bağlı. Ya bir tane ya. Bütün kötülüğün anası içkidir diyor. İçki içen adam zinada yapar, namazda terk eder, adam da ölüyor. Bak içkiyi kaldırdın mı diğerler oluyor. Televizyonu kaldırdın tamam hepsi düzeliyor. Bu sefer dediler, abi kaldırdık bir baktım internet. Kardeşim internette ne işin var ya? Kadın bahane, takkiyi buluyorlar. Abi ders. Kardeşim ders nurcular için yapılmamış internet sitesi. Hürriyet, millet, cumhuriyet okuyanlar için belki takılırlar diye. Nurcunun ne işin var ya sitelerde şurada? Nurcu dinlerse kardeşim, gir desin. Ben diyorum sana mesuliyet onlara. İnternet ne işin var ya? Çünkü girip de takılamayacak insan azdır. Ama yanında birkaç kişi olursa, böyle yanında, belki de çekinirsin, şey yaparsın. Kuvve-i Kudsiye'miz yok ki, Kuvve-i Kudsiye varsa hadi. Varsa gücün. Biliyorsun, sen bilmiyor musun? Ben bunu anlatınca şu an zihnim gitmiyor. Kuvve-i Kudsiye makata benim mi? Gitmiyor mu? Güçlü olacaksın, varsa gücün. Ki o da, illa nefse dermaret-i misu, illa ma rahim ve rabbi. Nefse mare itibat edilmez. Nefse mare, onu demek istiyorum. Nefsi emmareye fırsat vermemek lazım, seni hazırlamamak lazım, bana bir şey olmaz dememek lazım. Dikkat etmek lazım. Arkadaşlar, böyle bir alem inşallah bizi bekliyor. Cenab-ı Hak bunu bize nasip eylesin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat namazlar eylesin. Bu mübarek ay ve mübarek gecelerin hürmetine sizin geçmişlerimizi de, geçmişlerimizin günahlarını, bizim günahlarımızı Cenab-ı Hak affı eylesin. Ve kabirlerini cennet bahçesinde bahçe eylesin. Taksiratlarını affeylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler eylesin. Ve şirket-i imaniye ve Kur'aniye olan iştirak-ı amal-i uhreviyeden bisedarını azim eylesin. Kur'an'a ve Risale-i Nur'a aşk ve şefk eylesin. Bizi insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi ve arzi afaklardan, bizi ve yakın ihalelerimizi hıfz-ı muhafaza eylesin. Fensurna alekamil kafirin, fensurna alekamil kafirin, fensurna alekamil kafirin, gufranike rabbena ve ileyke masir ve ahir davahum, elhamdülillahi rabbil alemin, el-fatiha temassalavati.